Zeynep hocam, iyi misiniz? Ders çoktan başladı. Baharda her şey çiçek açar. Öğretmenimizin saçındaki kalem bile. Bugünkü ders kuş evi yapımı ile ilgili. Özel bir teknik kullanmamız gerekiyor. Zor bir iş. Zeynep Hoca sıkı çalışmaktan korkmuyor. Ne olursa olsun her kuşun kendi evi olmalı. Ah, bitti. Bu kadar mı? Mukavva şablona uygun şekilde iki parça keselim. Biri büyük, diğeri daha küçük olmalı. El şeklinde iki kutuyu birleştirelim. Büyük parçaya yuvarlak bir delik açalım. Bir kalem tıraş yapıştıralım. Ve kuş evinin yarımlarını birleştirelim. Boyayalım. Üstüne mukavvadan bir çatı yapıştıralım. Bu çok küçük bir kuş evi. Sadece kalem büyüklüğünde küçük bir kuş içine sığabilir. Ama Zeynep Hoca eseriyle gurur duyuyor. Berkay herkesin aşık olduğu bu dönemde kendisini işe yaramaz hissediyor. Ben de bir kızı etkilemeliyim. Bakın, kalemlerde farklı çiçekler yetiştiriyorum. Bir köpük kağıt şeridini parça parça keselim. Püskül haline getirelim ve silikonla sabitleyerek çiçek yapalım. Çiçeği bir kaleme yapıştıralım. Kalemi akrilikle boyayalım. Birkaç çiçekli kalem yapalım. Berkay bir sürü farklı çiçek yaptı. Tüm kızlar çiçekleri ve sürprizleri sever. Ama görünüşe göre çiçekleri sadece kızlar sevmiyormuş. Başka birisi tüm çiçekleri topladı. Berkay, buket fikri harikaydı. İşte tüm bu farklı çiçekleri senin için topladım. Hadi bu baharı birlikte geçirelim. Kardeşim, bana çok yardımcı oldun. Teşekkürler. Bu çiçekler çok güzel. Bunlar aslında çiçek değil. Bunlar benim bahar kalemlerim. Vay canına, bir sürü kalem var. Kalemler bile baharda çiçek açıyor. Üniversiteye tamamen hazırım. Sadece güzel bir kalem kutusu seçmem gerekiyor. Bu mu? Hepsi çok kötü. Peki şimdi baharda okul malzemelerimi nasıl saklayacağım? Üzülme. Taze yapraklardan yapılmış harika bir kalem kutum var. Keçeden iki yaprak keselim. Bunları bir kenarından yapıştıralım. Ve diğer tarafına yeşil bir fermuar yapıştıralım. Daha açık renk keçeden yaprak damarı keselim. Bunu kalem kutusunun iki tarafına yapıştıralım. Vay canına! Bu kalem kutusu orman elflerinin tarafından yapılmış gibi. Bahar için çok uygun. Doğayı seven herkes yaprak kalem kutuma bayılacak. Hey, ne güzel yeşil bir kalem kutusu. Bahar çok güzel. Tüm dünya yeşilleniyor ve büyüyor. Bak, kiremitlerde bile çimen var. Bunu hemen Instagram hikayemde paylaşmalıyım. Bu bir şehir mucizesi. Bu aslında benim defterim arkadaşlar. Bir defter kapağını yeşil akrilikle boyayalım. Bir köpük kağıt şeridini ikiye katlayalım
ve püskül yapmak için keselim. Kenarlarını açılı şekilde keselim. Ve şeridi iki katman halinde yapıştıralım. Çimen gibi görünmesini sağlayalım. Birkaç şerit yapalım. Ve çimeni üst üste gelecek şekilde deftere yapıştıralım. Betonların arasında çimenler çıkmıyor. Bu sadece benim yeşil defterim. Taze çimen beni sakinleştiriyor. Ev arkadaşım sürekli bitkileri sulamayı unutuyor. Bu kaktüsler çok susamış olmalı. Sizi kurtaracağım yeşil dikenli oğlanlar. İçin bakalım. Suyu kapat. Bu kaktüsü sulaman gerekmiyor. Bir daksil şişesini yumuşak kile saralım. Kaktüs şekli verelim. Daksili küçük bir kağıt bardağa koyalım. Bardağı buruşturulmuş folyo ile dolduralım. Folyoyu siyah keçeyle süsleyelim. Kili yeşil akrilikle boyayalım. Bardağı da boyayalım. İnce uçlu fırça ve mavi boya kullanarak dikenleri oluşturalım. Çiçekleri süsleyelim. Bunu beklemiyordum. Daksil kaktüs kılığına girmiş. Daha önce hiç hataları düzelten bir kaktüs görmemiştim. Vay canına! Bu daksili kaktüs koleksiyonuma koyabilir miyim? Sen de bitkileri sularsın. Gerçekten randevulaştığım kişiyi etkilemek istiyorum. Bu kiraz çiçeği dalını sana getirdim. Neden böyle bir şey yaptın? Doğayı korumamız lazım. Çok kötü birisin. Hemen sonuca varma. Bu sadece bir kalem. Farklı boyutlarda pipetlerden parçalar keselim. Parçaları bir kaleme yapıştıralım. Dal şekli verelim. Parçayı kahverengi akrilikle boyayalım. Köpük kağıttan çiçekler keselim. Akrilik boyayla detaylar ekleyelim. Şekil verelim. Daha çok çiçek yapalım. Ve bunları dala yapıştıralım. Vay canına! Gerçek bir sihirbazsın. Açan bir kiraz çiçeği dalını pembe kaleme dönüştürdün. İşte başka bir mucize. Çiçek şifreli özel bir defterim var. Bir defterin kenarına çiçekli bir şablon yerleştirelim. Beyaz kalemle çiçeklerin şeklini çıkaralım. Defteri alalım ve kenarını kalemle boyayalım. Vay canına! Bu kiraz çiçekli kalem çiçek izleri oluşturdu. Vay canına! Bu hayatımda gördüğüm en güzel buket. Teşekkürler. Ah şu ikisine bakın. Üniversiteli bahar aşıkları. Çok şirin. Berkay notlarında bir hata yaptı. Sevgi konusunda dikkatli ol dostum. Delik açacaksın. İşte oldu. Artık defterimde siyah bir delik var. Merak etme Berkay. Senin için bir yardımcım var. Bu bir kuş silgi. Silgiye bir kuş şablonu şekli çıkaralım. Maket bıçağıyla keselim. Kalıcı kalemle göz ve kanat çizelim. Kuyruğuna tüyler yapıştıralım. Kuş gagasıyla tüm hataları sildi ve kuyruğuyla çöpleri süpürdü. Berkay merak etme, kuşum her zaman yardıma gelecek. Vay canına, başındaki kelebekler çok şirin. Onları nasıl kendine çektin? Bunun bir sırrı yok. Bunlar bahar ataçları. Dekoratif kelebeklere renkli ataçlar yerleştirelim. Silikon kullanalım. Bu kelebekler sadece saçlarımı şirin göstermiyor. Aynı zamanda raporumu da sabitliyor.
Havada bahar kokusu var. Okul malzemelerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de baharda bunlardan hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Daksil kaktüs, kuşevi kalemtıraş ya da çimenli defter. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni bahar okul malzemelerini kaçırmazsınız.